Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle FTR bölümü için soru cevap bölümünde birlikteyiz. Buradaki amacımız sizlerden gelen soruları kendi yorumlarımızla birleştirerek elimizden geldiğince aktarmak. Tabii burada şöyle bir aslında sizden ricamız olacak. Yani bizim yorumlarımızı ya kesin bir doğru gibi düşünmeyip daha çok üzerine tartışacak bir kapı olarak görmeniz. Bu nedenle mutlaka yorumlarda şunu istiyoruz sizlerden. Ya hocam hani bu kısım doğru da ben bu kısımda farklı düşünüyorum. Ya da evet burası doğru güzelmiş ya da ya bence burası yanlış gibi kendi yorumlarınızı mutlaka katın ki bunlar üzerine fikir fırtınası yapabilelim birlikte. Şimdi arkadaşlar bunu söyledikten sonra bir iki tane ufak duyurumuz olacak. Bunların ilki tabii ki videoyu beğenip kanala abone olmanız. Çünkü böylece daha fazla kişiye erişiyoruz ve bu da bizi tabii ki motive ediyor. Daha fazla şey üretme anlamında. Bir diğer arkadaşlar katıl aboneliğinde ikinci ve daha üst seviye abone olsanız, katıl abonesi olursanız şayet FTR bölümüyle ilgili daha fazla video ve içerik ekleyebiliriz. Bu biraz tabii ki katılımcı profiline bağlı. Eğer katılımcılarımız hangi bölümden olurlarsa o bölümlere daha fazla öncelik veriyoruz katıl aboneliği videolarında. Üçüncü ve son durumumuz arkadaşlar aşağıdaki Super Peer linki üzerinden bizden birebir kariyer mühendisliği programı alabilirsiniz. Böylece kariyer mühendislik sürecinizi, kariyer yönetiminizi birebir olarak gerçekleştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar sorulara başlayalım. İlk sorumuz fizyoterapi mezunları için en fazla iş fırsatları hangi alanlarda bulunur? Örneğin hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri, özel klinikler vesaire. Burada aslında hemen her bölümde bu soruyu iki açıdan değerlendiriyoruz. Buraya da yine bunları yazmış olalım. Bir nitelik açısından, bir incelik açısından. Bunların arasındaki temel fark şu. Nicelikte çok fazla iş fırsatı var ve bence işte rehabilitasyon merkezleri bunların ilki yani rehabilitasyon merkezlerinde bugün hakikaten iş imkanları mevcut. Ama arkadaşlar bu size istediğiniz o katma değerli işi sağlar mı derseniz bu bir tık soru işareti. Öte yandan spor kulüpleri bence en aset yüksek yani en çok verdiği değer yüksek olan iş alanı. Ama baktığımız zaman da spor kulüplerinin aldığı FTR mezunu sayısı çok daha düşük. Yani bugün bir herhangi bir hastane İkişer üçer kişi alırken belki de herhangi bir rehabilitasyon merkezi 5-6 kişi alırken, istihdam ederken spor kulüplerinin her birisi günün sonunda bir ya da iki kişi alıyor. Ve Türkiye'deki hastane sayısıyla spor kulübü sayısını siz kıyaslayın. Bu nedenle spor kulüplerine girmek çok daha belki size getirisi yüksek olacaktır. Ama elbette bir o kadar da zor. Dolayısıyla burada iki dengeyi birlikte gözetmek lazım. Yani ben nereyi istiyorum, oraya girmek kolay mı? Ve bunu yapmak için ne yapabilirim? Bu da arkadaşlar bir diğer önemli konu. İkinci sorumuz spor fizyoterapisi, nörolojik rehabilitasyon gibi alanlarda nasıl uzmanlaşabilirim? Bu alanlarda uzmanlaşmayı önerir misiniz? Tabii ki öneririm. Özellikle spor fizyoterapisi yani yukarıda saydığımız konu aslında spor kulüplerinin gerçekten değerli bir iş alanı var, değerli bir kariyer alanı var. Ama oraya girmek de bir o kadar zor arkadaşlar. Dolayısıyla burada uzmanlaşmak için yani spor fizyoterapisinde mutlaka network'ünüzün güçlü olması lazım. Ve benim eğer spor tarafı için ilerleyeceksiniz. Önerim şu olur. İlk başlarda hani birkaç yıl böyle çok bir şey kazanmamayı göze almanız lazım. Yani belki ortalama bir rehabilitasyon merkezinin de aşağısına kazanmayı göze almanız lazım. Çünkü ilk başlarda bir deneyim elde ediyorsunuz ve bir öğrenme süreciniz var. Ama bizim buradaki niyetimiz hayat boyu işte çeşitli kulüplerde ya da işte çeşitli yerlerde ya düşük maaş çalışmak değil. Bir yandan o kendi sayfamızı yapacağız mesela. Bir yandan kendi içeriklerimizi yapacağız. Kişisel markamızı kuracağız. Ve o birkaç yılın sonunda artık elde ettiğimiz network ve o geniş çevre, öte yandan da yaptığımız paylaşımlarla oluşturduğumuz kişisel marka biz arkadaşlar spor fizyoterapisinde çok değerli bir noktaya getirebilir. Yani buradaki aslında olay şu. Yani daha kısa yoldan sizi daha yukarı çıkarabilir. Herhangi bir alana göre. Mesela nörolojik rehabilitasyona göre. Ama buradaki sıkıntı şu. O birkaç yıl elde edeceğiniz getiri nörolojik rehabilitasyonun daha düşük olacaktır. Nörolojik rehabilitasyon tarafı olabilir tabii ki ama biraz daha standart bir iş alanı. Yani spor fizyoterapisi kadar uçlarda bir olan değil. O yüzden açıkçası ben çok da hocam ben spor fizyoterapisine tutkum yok ama biraz daha işin şey tarafındayım, tutku tarafındayım biliyorsanız nörolojik rehabilitasyonu bir tık daha fazla ön plana alabilirim. Çünkü dediğim gibi spor fizyoterapisi biraz daha size bağlı. Yani sizin çok gelişim göstermenize bağlı bir alan. Nörolojik rehabilitasyonu da en azından akademik bir gelişim sizi belli bir noktaya getirebilir. Nasıl yapacaksınız? Elbette çok fazla dinleyerek ve bu işi yapan insanlarla konuşarak. Çünkü ben işin biraz daha kariyer yönetim tarafındayım. Yani o kişinin yaşadığı mesleki zorluk, o kişinin yaşadığı mesleki deneyimler ya da o kişinin
mesleki alandaki kendini geliştirme yolculuğu benim uzmanlık alanım değil. Dolayısıyla bunu yapan insanları inceleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Geçen hatta bununla ilgili bir video izledim ben. Yanlış hatırlamıyorsam ya da podcast dinlemiştim. Spor fizyoterapisi ile ilgili. Onu da aşağıdaki linkler kısmına yazabilirim. Oradan da takip edebilirsiniz aynı şekilde. Belki size bir bu konuda fikir verir. Üçüncü ve son sorumuz, FTR bölümünden yeni mezun olmuş birisi olarak bir rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum. Fakat sizin söylediğiniz kişisel markalaşmayı nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Sizce nereden başlamalıyım? İkinci sorunun biraz devamı gibi bu aslında. Yani mutlaka alanınız ne olursa olsun içerik yapmanız lazım. Çünkü herhangi bir özgeçmiş, herhangi bir CV şu anda sizi bir FTR mezunu olarak basite indirgiyor aslında. Yani bir FTR mezunu, kendi gelişmiş bir FTR mezunu oluyorsunuz en fazla. Ama baktığımız zaman Türkiye'de bugün zaten hani on binlerce hatta belki yüz binlerce FTR mezunu var. Tıpkı diğer bölümlerin hepsinde olduğu gibi. Bu durumda sizin bir farkınız kalmıyor. Yani yeni dünya düzeninde bizim önceliğimiz şirketlerin bizi bulması olmalı. Yani bizim şirketleri kovalamamızdansa onların bizi bulması lazım. Bu da nereden geliyor? Markalaşma ile geliyor. Bunu mesela futboldan düşünün. İyi bir futbolcu, piyasası olan bir futbolcuya takımlar kendileri geliyor. Ama futbolcu iyi değilse, ortalama basic bir futbolcuysa kendisi menajeri gidiyor kulüpleri dolaşıyor tek tek. Günün sonunda olay aslında nereye geliyor? Bizim fark yaratmamıza. İşte içerik bunun en önemli yolu bence. Ama bu şey demek değil. Yani işte spor fizyoterapisi nedir? Paylaş. Ya da işte nörolojik rehabilitasyon nedir? Paylaş. Yani basic bir video çek değil. Daha farklı ve mümkün olduğunca size has. Yani başkaları taklit ettiğinde çiğ durabilecek bir paylaşım türü olması lazım. Bu sizin kendi fikirlerinizi paylaşmanız olabilir. Bu sizin geleceğe dair öngörüleriniz olabilir. Mesela derseniz ki işte ben yapay dokular mesela şu anda ön planda. İşte yapay dokuların insan anatomisine şunları katabileceğini, şunları katamayacağını düşünüyorum. Ya da işte koruyucu sağlıkla ilgili yapay zekanın koruyucu sağlık tarafında şunları yapabileceğini düşünüyorum. Kendi fikirleriniz ya da yurt dışında gördüğünüz ve Türkiye'ye uyarladığınız fikirler. Bunlar da yine bence tutabilir. Ya bugün Amerika'da mesela bu konuda her gün onlarca neredeyse makale yayınlanıyor. Biraz abartmış olabilirim belki ama Türkiye'de hiçbir şey konuşulmuyor. Ya bunları alıp kopyalayıp altında işte kaynak burası diye yazmanız bile sizi ön plana çıkartabilir. Çünkü bilgi yok. Ya da şu olur. O daha iyisi bence tabii ki. Oradaki makaleleri okursunuz, derlersiniz, içine bir fikir katarsınız. Dersiniz ki bu kaynaktan yararlandım ama fikirler bana ait mesela. Bunun gibi yorumlar sizi geliştirecektir. Ve tabii burada bir diğer kritik nokta işin aslında pazarlama boyutunuz. Yani bir show business yapıyoruz burada. Bir show iş yapıyoruz. Mutlaka her içeriklerimizi ya da birkaç günde bir, birkaç haftada bir üzerinden geçmek lazım. Ya ben neyi daha iyi yapıyorum, neleri geliştirebilirim, nelerde daha zayıf kaldım. Bunları gerek arkadaşlarınızla konuşarak, gerek kendi düşüncelerinizle, gerek bize yazarak arkadaşlar mutlaka konuşmanızı öneririm. Çünkü diğer türlü hep aynı paylaşım türü ve hep aynı izlenme sayısı, aynı işte görüntülenme sayısı, aynı beğeni sayısı sizi bir yere getirmekte geciktirebilir. Yine getirir bence ama bir tık daha bu süreci yavaşlatır. Benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizin için böyle zihin açıcı güzel bir video olmuştur. Sorularla bence gayet güzeldi bu anlamda. Eğer dediğim gibi yani başta da katkınız varsa mutlaka yazın. Çünkü ben de sizden beslenirim bu sayede. Yani bu iş şey taraflı değil yani tek taraflı değil. Ben söyleyeyim ve insanlar bir şey not alsınlar değil yani. Etki tepki meselesi. Siz de bu bölümü okuyan, okumak isteyen yeni mezun ya da mezuniyet üzerine daha geçmiş insanlar olarak benden çok daha fazla şey bildiğiniz konular da var bu bölüm içerisinde. Hatta zaten bölümün kendisini benden çok daha iyi biliyorsunuz. Burada bana yapacağınız katkılar da hem benim gelişimimi sağlar, az önce size söylediğim gibi, hem de benim bu fikirlerim, düşüncelerim umarım size bir ışık olmuştur diyelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.